kaldığım yerden devam edelim. Evet. Bölmeyi yapıyordu çocuklar. Nerede kaldık? H'yi yaptık. İ'yi yaptık. Evet. J'deyiz çocuklar. J'yi nasıl yapacağım? Hemen devam ediyorum. J 10 kök 12 ile 5 kök 2'yi bölüyorum çocuklar. Ne yapacağız burada çocuklar? Önce katsayılar bölünür demiştik. Onu 5'e bölersiniz ne yapar? Katsayımız 2 oldu. Kök 12 ile kök 2'yi bölmenin yolu da ne demiştik? Tek kök içerisinde 12 bölü 2 olarak yazabilirsiniz. Yani ne yapar 12 bölü 2? 6 yaptığı için 2 kök 6 yapılabilir. Tamam. Bunu çocuklar bakın bu özellikle illa bu yöntemle tamam biz bunu kareköklülerde bölmeyi böyle gösterdik ama hani işin temeli çarpmadır çocuklar. Neden çarpmadır biliyor musunuz? Şimdi çarpmayı iyi anlayan öğrenci bölmeyi de yapar aslında. Neden bölmeyi yapar? Mesela bakın 10 ile 5'i zaten siz bölmeyi rasyonel sayılardaki bölme gibi yani bunu geçen sene 7. sınıfta gördük rasyonel sayılarda bölme konusunda. Onu 5'e bölmeyi biliyorsunuz yani bunu 2'yi yazarsınız zaten bunda sıkıntı yok. Kök 12'yi kök 2'ye bölerken diyelim ki aklınıza bu gelmedi. Tek kök içinde yazmak gelmedi. Buna size bir ikinci yol daha anlatayım. Bakın işin temeli ne demiştim? Çarpma demiştim. Şu J'ye ikinci yol anlatıyorum. Tabii ki 10'u 5'e bölme klasik. 2'yi yazdınız tamam mı? Şurası için söylüyorum. Şimdi 12 ve alttaki 2'ye dikkat ederseniz. Ben 12'yi istersem 2 çarpı 6 olarak yazamaz mıyım çocuklar? Yazılır. 2 kere 6 12 yapar değil mi? Kök 2'yi hiçbir şey yapmıyorum. Yani buradaki alttaki kök 2'yi hiçbir şey yapmıyorum. Şimdi yukarıdaki çarpım durumundaki olan kökte biz ne demiştik kareköklü sayılarda? Tersini de düşünebilirsiniz. Yani şöyle karekökümüzün içinde iki çarpan varsa bu kök hem bunun üstüne hem bunun üzerine dağılır. Yani ben bunu istersem kök 2 çarpı kök 6 diye yazabilirim çocuklar. Tamam? Bunu bu şekilde yazabilirim. Başlangıcımızda ne var? Yine ikimiz var. Peki bu kök 2'ler birbirinin aynısı olduğu için bunlar ne yapacaktır? Birbirini götürecek. Sonuç ne olacak? 2 kök 6. Aynı sonuç olur. Bakın buradaki yukarıdaki bulduğunuz aynı sonuç olur. Yani ya isterseniz yukarıdakini 2 çarpanla ayırırsınız. 2'ye 6 diye ayırırsınız. Kök 2 kök 6 diye ayrılır bunlardan. Kök 2'ler aynı olduğu için birbirini yok eder. Sonucumuz 2 kök 6 olur. Evet J olur. J'deki cevabımızı aynı sonucu buluruz. Var mı anlaşılmayan bir yer? K'ya geçiyorum. Tamamını siliyorum. Evet K'ya geldim. K'da ne yapacağız çocuklar? 125 yine aynı şey bakın yine iki yöntemle öğreneceksiniz. Ya bunları tek kök içinde 125 bölü 5 diyeceksiniz çocuklar. Şöyle. Bu da işte 125 bölü 5 karekök içinde 25 yapar. Karekök 25'in de sonucumuz ne yapar? 5 yapar. Sonuç 5 olarak buluruz. Ya da 125'i en başından bakın. Şu 125'i hocam ben tanıyorum. Bu 125'i ben şöyle yapabilirim. 25 çarpı 5 diye düşünebilirim dersiniz. Tamam. Bölü kök 5. 125'i dışarı çıkartabilirsin direkt. Çünkü direkt dışarı çıkar. Ya da dışarı çıkartma aklına gelmediyse bu kökü dağıt. Yani kökü dağıt. Kökü ne? Hem 25'e hem de neye dağıtabilirsin? Kök 5'e böyle. Kökü ayrı ayrı şeylere dağıtabilirsin. Ne olur? Bu kök 5'e birbirini götürür. Kök 25 de 5 yapar. Böyle bir sonuç da yapabilirsiniz şunlar. Ya da 5'i çıkartırsın buradan. Yani dağıtmayı değil de 25'i dışarı çıkartırım. Hocam bu 5 kök 5 yapar. Alttaki kök 5, üstteki kök 5 aynı çarpanlar olduğu için birbirini götürür. Sonuç 5 olur. Bu da olur. Yani böyle de devam edebilirdiniz. Takdir sizin. Yani hangisini iyi anladıysanız onunla devam edebilirsiniz. Buna geldik. Mesela bakın bunu tek kök içine yazamazsınız. Bunu az önceki gibi 125'i ne yapacağım? 125 yollar dışarı çıkartacağım. Nasıl çıkarttım az önceki 125'i? 25 çarpı 5 diyerekten 5 kök 5 diye çıkardık. Bölü 5. Bu sefer 5'ler giriyor. Katsayılar giriyor. Ne kalıyor geriye? Kök 5 geliyor. Bakın. Birbirinden farklı. Evet. Hocam Aydın'a bir şey der misin? Chat'ten beni rahatsız ediyor, dinleyemiyorum. Aydın yani illa her girdiğimizde kapatmamız mı lazım bütün ayarları? Kapatıyorum çocuklar. Şuradaki chat ayarlarını da düzenleyelim. Tamam, herhalde bir sıkıntı yok. Tamam çocuklar, sohbeti kapattık.
Şimdi çocuklar devam ediyorum. Buraya anlaşılmayan bir yer var mı örnek 32'de? Geçiyorum çocuklar örnek 32'yi. Örnek 33'te çocuklar şunu demiştik. Kısa kenar ya da uzun kenar kimi verilmezse, hangisi verilmezse alanı buna bölersiniz. Neden? Çünkü şöyle demiştik çocuklar. Mesela burada dikdörtgen olduğunu düşünün. Bunun alanı 20 olduğunu düşünün. 20 santimetre kare. Burasını diyelim ki 4 santim vermişse burası kaçtı dediği zaman da yaptığımız işlem nedir? 4 ile kaçı çarparsak 20 yapar. Yani bizim yaptığımız iş aslında 4 ile x'i çarparken 20'yi buluyoruz. Ama x'i bulmak için her tarafı 4'e bölmemiz gerektiği için 20'yi 4'e bölerek ne sonucu buluyorsunuz? 5 sonucu buluyorsunuz. Bu bir hatırlatmaydı sadece. Biz bunu basitleştirdim ben. Ne yapmamız gerekiyor çocuklar burada o zaman? Biz şu uzun kenarı bulmak için, mesela şuradaki uzun kenarı bulmak için çocuklar, ne yapacaksınız? Alanı 2 kök 2'ye bölmeniz lazım. Yani sonucumuz şu. Buradaki bilinmeyen kenarımız kök 72'nin kime bölümüdür çocuklar? 2 kök 2'ye bölümüdür. Tamam. Nasıl yapacağız? Bunu iki türlü yapabiliriz. Ya 1 bölü 2'yi aynı yazacaksınız ya da bunu sadeleştirirsiniz. Yani nasıl sadeleştirirsiniz? En sade hale getirirsiniz. Benim tavsiyem bunu en sade hale getirin. Çünkü en sade hale getirmek çok kullanışlı bir yöntemdir çocuklar. Nasıl yazarız kök 72'yi? Bunu 36 çarpı 2 diye düşünürsünüz çocuklar. 36 çarpı 2 diye düşünürsünüz. Bu ne yapabilir çocuklar? Dışarı çıkabilir. Tamam. Nasıl dışarı çıkacak çocuklar bu? Dışarı 6 kök 2 diye çıkacak. Şu dışarı çıkınca 6 içeride 2 kaldı 6 kök 2. Bölü 2 kök 2. Ne oldu bakın işlemi çok rahatlattım. Kök 2 ile birbirini götürdü. Ne kaldı geriye? 6 bölü 2'den 3. Burası 3. Bu arada bu ödevleri yapan sadece çocuklar 3 sınıftan toplam 2 ya da 3 kişi gönderdi. Sadece bakın 3 sınıfın toplamından. Sizden herhalde kimse göndermedi herhalde. 8C'den gönderdi mi? Hatırlamıyorum bir bakacağım ama. Yani bunları size ödev olarak verdim. Uğraşın dedim. Biraz yapın dedim. En azından bilgisiz, tekrarsız gelmeyin diye en azından derse. Ama yine kimse tekrar etmediği gibi kimse ödev de yapmıyor. Dünya umurunuzda değil. Bilmiyorum nasıl olacak bu iş. Hocam bir sorabilir miyim? Evet. Hocam konuları tekrar edebilmemiz için unutmadığımızda hocam bize not yollar mısınız defterimize yazalım? Not mu yollayayım? Zaten defteriniz en güzel not. O notları tekrar üzerinden geç. Yani atlanan hiçbir yeri yok defterde. Gayet iyi. Her taraftaki bütün önemli yerlerin notunu da yazmış. Soruları da var, örnekleri de var. Hani buradaki tekrarı yaptınız mı? Ek kaynak çözün demiştim. Ders kitabınız olabilir. Ders kitabınızdan da ödevler vereceğim şu anda. Ders kitabınızın ödevleri olabilir. Başka yayınlar olabilir. Yani elinizde ne varsa çözebilirsiniz onlarla ilgili. Evet B'ye geldim ben. Kök 150 bölü 5 kök 2 yapacağım. Yani burayı bulmam için, B'nin bu bilinmeyen kenarı bulmam için kök 150'yi ne yapmam lazım çocuklar? Kök 150'yi 5 kök 2'ye bölmeniz lazım. Bu arada buna farklı bir yöntem daha yapabilirdik ama ben size göstermedim onu. Çocuklar bunu içeri alaraktan da yapabilirdiniz. Bakın bunu söylemedim ama şu 2'yi içeri alaraktan da yapılabilirdi bu. Nasıl yapılırdı çocuklar? Bakın onu da ikinci yol olarak göstereyim. Bunu içeriye alırken 2'nin karesi diye geçer. 4 yapar yani. 4 kere 2 8. Bu kök 8 demektir. Şimdi kök 72 ile çocuklar kök 72 ile kök 8 dedim. Nasıl bölünür bunlar? Tek kök içinde 72 bölü 8 olarak yazılır. 72 ile 8'e böldünüz mü? Çocuklar ne yapar? 9 yapar. Kök 9 yapar. Kök 9 ne olur çocuklar? 3 yapar. Sonuç ne çıkar bakın? 3. Bu daha basitinize geliyorsa bununla da yapabilirsiniz. Fark etmez. Burada da bu yapılabilir bakın. Mesela bu içeri geçirilir. Tamam mı? İçeri geçirilir. 150'ye dokunmazsın. Ben hocam içeri geçirmeyi daha kolay yapıyorum. Tamam içeri geçir. 5'in karesi diye geçti bu. 25. 25 çarpı 2 ne oldu? 150. 50 oldu. Şimdi ne yaparsın? Tek kök içinde bunları şöyle 150 bölü 50 olarak yazabilirsin. O da ne yapar 150 bölü 50? Kök içinde 3 yapar. Çünkü biz kökümüzün içini 3 diye buluyoruz. Kök 3'ü de tanımadığım için sonuç böyle kalır. Yani bunun sonucu ne olacaktır bunun sonucu? Kök 3 yapacaktır. Anladınız mı beyim? Geldim C'ye. C'yi nasıl yaparım çocuklar C'yi? Yine aynı şey. Kök 54'ü kime böleceğim çocuklar kök 54'ü? Kök 6'ya böleceğim. Bu da ne demektir? Tek kök içinde 4 bölü 6 demektir. 54 bölü 6 ne yapar? 9 yapar. Yani kök 9 ne yapacak? 3 yapar. Bunun da sonucu 3 yaptı. Geçiyorum. D'ye geliyorum. Evet D'yi nasıl yaparım çocuklar D'yi? Yine kök 28'i kök 14'e böleceğim. Oldukça basit. Kök 28'i kök 14'e böleceğim. Nasıl bölerim bunu?
Tek kök içinde, şöyle tek kök içinde 28 bölü 14 olarak yazılır. Ne yapar 28 bölü 14? 2 yapar. Yani karekök 2. Bu da kök 2'ymiş. Son olarak E'ye bakıyorum. E için kök 96'yı buna böleceğim. Nasıl yaparız Yusuf? Hocam 2 oraya kare olarak geçer. 2'nin evet. Karesi çarpı 3. Yani 4 kere 3 12 mi yapar? Kök 12 yapar. Güzel. Peki ne olur bunlar tek kök için yazılabilir mi şöyle 96 bölü 12 şeklinde? Yazılır. Ne yapar 96'yı 12'ye bölersek? 10 defa yapar. Çok olur. Evet 8 defa. Yani cevabımız kök 8. Kök 8'i şıklarda bulamazsan ne yapacaksın? 4 kere 2 diye düşünerekten ne yapabilirsin bunu? 2 kök 2 olarak yazabilirsin. Tamam? Bunu 4 kere 2 diye düşündüm. Bakın unutmayın bunu. Şunu. 4 kere 2 diye düşündüm. 4 dışarı çıktı 2 diye 2 kök 2 yazdım. En sade hali şu. Yani 2 kök 2 olacak bunun cevabı. Evet tablomuz bu uçuyorlar. Yapmayanlar ekran görüntüsü alsın. Defterini doldursun. Bu ödevleriniz de zaten. Bunlarda boşluk kalmayacak uçuyorlar. Hepsini yapmanız gerekiyor. Bunları doldurun. Geçiyorum uçuyorlar buna. Evet geldik buradaki örneklere. Şimdi burada bazılarınız yapamamıştı bunları. Çok zor gibi geldi size ama zor değildi sorular aslında. Beraber bakalım. AB kenarı 2 kök 3. Burası 2 kök 3'müş AB kenarı. AC kenarı. AC. Eşkenar dörtgenmiş bu arada bu. CH kaçtır? CH'yi bilmiyoruz. X dedik. BD. Şimdi AC dediği kenar yazmamış. AC kim çocuklar? Köşegen. Köşegen. Bakın şu. Şu köşegen. Kaçtır bu da? 6 kök 2'ymiş. Peki diğer köşegen BD. BD'yi de başka bir renkle yapalım. BD bu. Evet. BD de kaçmış? 2 kök 5. 2 kök 15. Çocuklar ne yapacağız? Şunu yapacaksınız. Diyeceksiniz ki çocuklar. Eşkenar dörtgende alan iki türlü bulunur. Bakın eşkenar dörtgende alan. Hatırlatma yapayım size. Hatırlatma. Geçen sene gördük bunları. 7. sınıfın konusuydu ama hatırlatayım size. Eşkenar dörtgen çocuklar alanı paralel kenar gibi bulunabilir. Yani bunun dört kenar eşit. Paralel kenar gibi bulunabilir. Neydi paralel kenarda? Taban çarpı yükseklik. Yani ben istersem bunu çocuklar taban çarpı. Yani tabana A desem, yüksekliğine H desem taban çarpı yükseklik olarak bulabilirim. A çarpı H bana neyi verir çocuklar? Buranın neyini verecektir? Alanını verecektir. Tamam. Alan. Taban çarpı yükseklikte bulunabilir. Bölü ikisi yok. Aynı eşkenar dörtgen çocuklar. Aynı eşkenar dörtgen. Bir de köşegenlerden bulunabilir. Nasıl köşegenler? Eşkenar dörtgen çocuklar köşegenleri dik kesişirler. Tamam. Dik kesişir. Bir köşegene E dersek, diğer köşegende F dersek alan şöyle bulunur çocuklar. Ki bunlar yarı yarıya oluyor. Bakın bu nokta bu köşegenin yarıyalıyor. Yani bunun hepsi E ise bu E bölü 2'dir. Bu da E bölü 2'dir. Bu F bölü 2, burası da F bölü 2'dir. Biz tamamını alacağız. Yani bütün köşegeni alacağız. Tüm köşegeni alıp diğer köşegenle çarpıp yarısını alacağız. İki türlü alan formülü var. Ya taban çarpı yükseklikle bulursun, bölü 2 yok. Ama köşegenlerden yazarsanız köşegenler çarpımı bölü 2 var. Bu ikisini hatırlamanız gerekiyordu. Ya da bu soru yeni nesil soru olsaydı burada yukarıda yazardı diyorlar. Bu formülleri size verirdi yani. Direkt bilmenize gerek kalmazdı. O zaman ben burada CH'yi nasıl bulacağım çocuklar şu? Alanı iki türlü bularak. Yani bir bundan hesaplayacağım, bir bununla hesaplayacağım. Şimdi bununla hesaplayabiliriz. Köşegenleri çarpımı bölü 2 ile ben buranın alanı hesaplarım. Çünkü köşegenler verilmiş. Birinci köşegen 6 kök 2. Diğer köşegen 2 kök 15. Bunların ikisini çarpıp 2'ye böldüğüm zaman şuralar neyi buluyorum? Alanı buluyorum. Yani eşkenar dörtgenimizin alanını bulmuş oluyorum. Kaç çıkar alanı? Hesaplayalım bakalım. Şu ikiler bir defa gider. Tamam, kurtulduk bu ikilerden. 6 kök 2 ile kök 15 nasıl çarpılır? 6 katsayı olarak yazılır. Kök 2 ile kök 15'i tek kök içinde yazarsak ne yapar? Kök 30 olarak yazılır. Kök 30 dışarı çıkar mı? Bakıyorum çıkmaz. Çünkü karesel sayılar şeklinde yazılamıyor. Yani 4, 9 gibi, 16 gibi karesel sayıların çarpımı şeklinde yazılamıyor. Bu kalacak öyle. 6 kök 30. Bir yere not aldım. Bunun alanı 6 kök 30. Peki ben aynı alanı taban çarpı yükseklikle de bulamaz mıydım? Evet. Tabanı 2 kök 3, yüksekliği x. O zaman bunların çarpımı da kime eşit olacak? 6 kök 30 eşit olacak. Yani
Ne demek istiyorum? 2 kök 3 ile kimi çarpıyor çocuklar? X'i çarpıyorum. Kaça eşit olması gerekiyor çocuklar? Alana. Alan kim? 6 kök 30. Peki, buradan x'i bulmak için ne yapmanız lazım çocuklar sizin? Her tarafı x'in katsayısına. Bu bizim x'in katsayısı oluyor. Bilinmeyenin katsayısı. Kim o? 2 kök 3'e bölmem lazım. Burayı da 2 kök 3'e böleceğim. Burayı da 2 kök 3'e böleceğim. Ne olur çocuklar, 2 kök 3'ler birbirini götürürler değil mi? Şunlar birbirini götürdü. Ne kalır burada? X kalır. Amacım x'i yalnız bırakmakta zaten. Burayı nasıl böleceğim? İşte yeni gördüğümüz konu. İşte yeni gördüğümüz bölme konusu burada devreye giriyor. Önce katsayılar bölünür. 6'nın 2'ye bölümü 3 yapar. Kök 30'un kök 3'e bölümünde ne yapar çocuklar? Kök 10 yapar. Yani bunları, şunları ben kafadan çocuklar tek kök içinde yazdım şöyle. 30 bölü 3. Bu da ne yapar çocuklar? Kök 10 yapar. Ben direkt buraya kök 10 yazıyorum. Yani cevabımız, x'imiz 3 kök 10'dur çocuklar. A'nın cevabı bu. A'yı yazmayanlar yazsınlar çocuklar hemen ya da ekran görüntüsü alsınlar çocuklar. Geçiyorum çocuklar bunu. Sildim tamamını. B'ye geliyorum şimdi. Evet, B'ye geldik. B'de de ne yapacağız? Yine aynı mantıkla. Alanı vermiş. 10 kök 5. CH'yi vermiş. CH ne kadar? Şu CH. Kök 20. Demiş ki bana AB'yi bulunur. Neyi hatırlayacaksın çocuklar bunda da? Üçgeni hatırlayacaksın. Üçgende alan neydi çocuklar? Üçgende alan. Tabana A derseniz. Yüksekliği de H olursa alan nasıl bulunurdu? Hatırlayan var mı? Taban çarpı yükseklik bölü 2 vardı. Bölü 2. Paralel kenarlı eşkenar dörtgende taban çarpı yükseklikte bölü 2 yoktu. Ama eşkenar dörtgeni köşegenlerden yazarsanız köşegenleri çarpımında bölü 2 var. Tamam. Üçgende de taban çarpı yükseklik dediğiniz zaman da bölü 2'si var alanda. Yani burada kök 20 ile x'i çarpıp 2'ye böldüğümüz zaman kime eşit olacak? Alana. Alan kim? Alanı vermiş bana. 10 kök 5. Peki bu denklemi nasıl yaparız? Şu kök 20'yi sadeleştirmeyi tavsiye ederim. Nasıl sadeleştiririz kök 20'yi? Kök 20 çocuklar 4 kere 5 diye düşünürsek bunu. Yani 4 kere 5 diye düşünürsek 4 dışarı çıkar. Nasıl çıkar dışarıya bu? 2 diye çıkar. İçeride ne kalır çocuklar içeride? Kök 5 kalır. 2 kök 5 çarpı x. Bu iki dışarıda kökün içinde değil çocuklar. Dikkat edin. Bölü 2. Eşittir 10 kök 5. Ne oldu bakın ikiler? Birbirinin aynısı olduğu için birbirini götürdü. Ne kaldı geriye bana? Kök 5 çarpı x eşittir 10 kök 5. X'i yalnız bırakmak için her tarafı bu sefer neye bölmeniz gerekiyor çocuklar? X'in katsayısı kök 5 oldu. Her tarafı kök 5'e böleceğim. Kök 5'ler gidiyor. Geriye x kaldı. X eşittir ne oldu? Burada da kök 5'ler gitti. X ne oldu çocuklar burada? 10 oldu. X'imiz 10'muş çocuklar. Evet, anlaşıldı mı? Burada x değeri 10'muş. Yani tabanımızın 10 olması gerekiyor. Bunu da yazabilirsiniz çocuklar. Hocam dersimiz bitti galiba. Tamam. C kısmını çocuklar birazdan yapacağız. Bunu yazın siz. C kısmını çocuklar EBA'daki diğer linkinizi aktif ediyorsunuz. Öyle yapıyoruz. Evet çocuklar, devam edelim. C'de kaldı çocuklar. Şu C'yi de çözelim. O merkezli çemberde AB çaptır. Çap. Çemberin çevresi 24 kök 2 olduğuna göre AO yani yarı çapı kaçtır? Yarı çapımız R diyelim. R'yi soruyor bizden. Çocuklar, nasıl bulunurdu çevre? Hatırlayınız. Çevre. Dairede ya da çemberde. Önceki derste de sorular vardı çarpmada hatırlatmıştık. 2 çarpı pi çarpı r çevreydi değil mi? O zaman bizim çevremiz pi yerine 3 alınız demiş mi? Demiş. O zaman ne yapıyorum çocuklar? 2 çarpı pi yerine 3 arıyorum. R'yi bilmiyorum. Bunu hesaplamak istiyorum. Ama bu sonuç kime eşitmiş? Çevreye. Yani 24 kök 2. 24 kök 2. Evet 24 kök 2. Peki. Ne yapar burası? Burası 2 çarpı 3, 6 çarpı r yapar. 6 r yapar. Burası da 24 kök 2. Buna yapacak bir şeyimiz yok. Her tarafı r'yi yalnız bırakmak için çocuklar. Yani r tek başına kalmasını istiyorum. Ne yapacağım çocuklar? Her tarafı 6'ya böleceğim. R'nin katsayısını bölüyorum. Matlar gitsin r tek başına kalsın diye.
R yalnız kaldı. 24 bölü 6 ne yapar şu 24 bölü 6? 24 bölü 6. Şu katsayıları bölüyorum önce. Yani ya da sadeleştiriyorum, öyle değil. 6'ya böldüm 1, 6'ya böldüm 4. 6'taki 1'i ihmal edersek şunlar ne olur? 4 kök 2. R'mizi bulduk. 4 kök 2 olacakmış. Bunun da cevabı buymuş. Tamam. Buradakinin cevabı bu. Evet, geçiyorum şunlar. Burada anlaşılmayan bir yer var mı A, B, C'de? Hepsinde. Geçiyorum. Geldik örnek 35'e. Çocuklar burada ne yapacağız? Burada işlemleri yapınız diyor. Çarpma da var, bölme de var. Ne yapabiliriz? Bunları en sade hale getirmek akılcı olurdu. Hepsini en sade hale getirmek. Yani A'yı çözerken şöyle yapardım ben. 48'i düşündürün. Nasıl dışarı çıkar bu? Bilemediyseniz 48'i alçak çarpanlarına ayıracaksınız. Tamam mı? Bilemedim diyelim. 2'ye böleceksin. 24. 2'ye böldün 12. 2'ye böldün 6. 2'ye böldün 3. 3'e böldün 1. Tamam. Bütün hepsi bu. 2 tane 2, 1 2 diye çıkar karekökün dışına. 2 2, 1 tane 2 diye çıkar. 1 tane 3 kalır içeride. Yani bunun sonucu 4 kök 3. 4 kök 3 diye yazdım. Ya da 48'i ben tanıyorum. Hocam 16 kere 3'tür zaten. 16 dışarıya 4 diye çıkar. İçeride 3 kalır. Direkt 4 kök 3'e hızlı geçmek. Tabi bundan daha kısadır. Onu söyleyeyim size. Tamam. Çarpı. Diğerini yapıyorum çocuklar. 8'i. 8'i kafadan yapabilirim. 4 kere 2'dir çünkü. Burası nedir çocuklar? 4 kere 2. 4 dışarı çıkar. 2 kök 2 yapar. Çarpı. 18 de 4. 9 kere 2'dir. 9 dışarı çıkar. 3 içeride 2 kalır. 3 kök 2. Bölü. 3 kök 3. Şimdi ne yaparım? Bakın ne kadar basitleşti şimdi bak. İşlemimiz kolay. Önce katsayılara bakayım. Şurada 3, şurada 3 katsayısı var. Bu katsayılar ne yapar birbirine? Götürür. Şu kök 3 ile şu kök 3 ne yapar şunlar? Birbirini götürür. Aşağıda bir şey kalmadı. Yani aşağıda 1, 1 kaldı. 1, 1'i yazmasanız da olur çocuklar. Tamam. Yukarıda ne kaldı peki? Katsayılara bakayım önce. 4, 2. Bunun katsayısı 1 kabul ediyoruz. 4 kere 2 ne yapar? 8 yapar. Köklülerden ne kaldı? Kök 2 ile kök 2 kaldı. Bunların çarpımı ne yapar çocuklar kök 2 ile kök 2? Tek kök içinde 2 kere 2 4 yaparlar. Kök 4'ü tanıyorum. Kök 4 ne yapar çocuklar kök 4? Tanıyoruz. 2 diye çıkar dedik. 8 çarpı 2 ile ne yapacak? 16. Bunun sonucu bakın bu kadar karışık işlem gibi görünüyor. Sonucumuz 16 gibi bir tam sayı çıkıyor. Yani kök mök kalmıyor içeride. Evet, anladınız mı? A'da anlaşılmayan bir yer var mı çocuklar? Yok hocam. Geçiyorum çocuklar B'ye. B'ye 3 kök 32 yine aynı şekilde çocuklar. 32'yi 16 kere 16 kere 2 diye düşünelim. Tamam. 16 dışarı çıkar. 4 diye çıkar dışarıya. Bu 3'ün yanına 4 geldi çocuklar. 4 ile 3 ne yapar çocuklar orada? Çarpılır. Yani 12 kök içeride ne kalır çocuklar? 2 kaldı burada. Bölü. Şurada 5 kök 3 aynen yazıyorum. Burada ise bakın bölmeydi. Çarpma yapıyorum bunu. Neden çarpma yaptım çocuklar? Birinci kesir aynen yazılırdı. Bakın bu birinci kesir aynen yazılır. İkinci kesir ne yapılır çocuklar? İkinci kesir ters, çevir ve çarp. Kuralımız buydu değil mi? Ters, çevir, çarp. Yani bunu yukarıya alacağım. 3 kök 6'yı yukarıya alıyorum. Aşağıya neyi alıyorum? Kök 50'yi. Kök 50'yi de düzgün yazalım isterseniz. Kök 50'yi nasıl yazarız? 25 kere 2 desek 25 dışarı çıkar. 5. İçeride kim kalır? 2 kalır. Peki bu çarpmayı nasıl yapacağım? Sadeleştirme varsa önce onları yapalım. Bakın kök 2'leri gördüm. Gördünüz mü kök 2'leri? Biri yukarıda biri aşağıda. Şu kök 2 bu kök 2'yi ne yaptı? Götürdü. Ne kaldı geriye çocuklar? Bakıyorum. 5'ler gitmedi. Aynı yerdeler. Götüren bir yer olmadı 5'lerde. Kök 3'ü de götüren olmadı. Peki ne yazacağım o zaman çocuklar burada? 5 kere 5 25. Aşağısı için diyorum. 5 kere 5 25. Kök 3'ü aynen yazdım. Şöyle oldu kök 3. Burada 12 ile 3'ü çarptım. 36. Kök 6. Peki ne yapacağım burada çocuklar? 36 bölü 25 kaldı böyle. Yani bölünmüyorum maalesef. O zaman 36 bölü 25 aynen yazılır. Yapacak bir şey yok. Bu benim katsayım. Çarpı.
Kök 6 ile kök 3'ü bölebilirim mi? Nasıl bölerim? Tök kök 3'ünde 6 bölü 3 olarak yazabilirim böyle. 6 bölü 3'te 2 yaptığı için ne yapar? 36 bölü 25 kök 2 yapar. Şu yaptım. Cevap bu. Yani bunun maalesef sade hali yok benim. Yani bu şekilde kalır bu. Bunu bence düzgün yapamamışlar. Yani sadeleştirmek istemişler ama ya becerememişler soruyu. Böyle uyduruk bir cevap olmuş. 36 bölü 25 kök 2 olur. Bu şekilde kalır yani bu. Evet, bundan anlaşılmayan bir yer var mı? Yok hocam. Geçiyorum çocuklar bunları. Bunları da siliyorum çocuklar. Ya ekran görüntüsü alın. Bunları yazmanız lazım. Ya da video paylaşırım size çocuklar. Videoyu durdurarak yazarsınız, tamam mı? Ben hepsini yazdım zaten. Güzel, yazanlara sıkıntı yok. Ama tekrar etmeniz adına ya da derse giremeyenler adına video paylaşacağım. C'ye bakalım. C'de de aynı şeyi yapacağız. Ne yapacağız çocuklar burada? İsterseniz C'de kök 3 ile kök 15 çarpmadan şu kök 3 ile şu kök 3 birbirini ne yapar çocuklar? Götürür diyemez miyiz şöyle? Biraz soruyu rahatlatmış olurum. Ne kaldı yukarıda? 2 kök 15 kaldı. 2 kök 15. Aşağıda ne var? Kök 10 var sadece. Ne yapacağım burada çocuklar? Burada tek yapacağım şey kök 15 ile kök 10'u çocuklar bölebilirim. Tek kök içinde yazarım. Katsayımız 2. Bunları tek kök içinde 15 bölü 10 diye yazdım. Tamam. 15 ile de 10 sadeleşir. Yani 5'e bölünür ikisi de. 2 kalır 3 kalır. Cevabımız bu oldu çocuklar. Ne oldu? 2 tek kök içinde 3 bölü 2. Böyle oldu. Yani sonucumuz bu. Ya da bu yoksa şıklarda kökü tekrar dağıtabilir çocuklar. Hem buna hem buna dağıtabilir. Yani ne yazabilir? 2 çarpı kök 3 bölü kök 2 yazabilir. Şöyle kökü ayrı ayrı dağıtabilir ya da 2 kök 3 bölü kök 2 olarak da yazabilir. Yani ya böyle ya böyle. İkisinden biri olacak cevaplarda. Bunun olma ihtimali daha yüksek, tamam. Birazdan tabii ki bu paydayı karekökten kurtarma konumuz var. Ona yetişebilirsek onu da anlatacağım. Bu şıklarda payda köklü kalmayacak çocuklar. Yani kök 2'li olmaz yine şıklarda. Genelde bunu rasyonel yani ya da tam sayıya çıkartmaya çalışır. Onun taktiği var çocuklar. Onu birazdan göreceğiz. D'ye geldim. Burada var mı anlaşılmayan bir yer? Tek kök içinde yazıp kök 15 bölü 10 dedim. Sadeleştirdim. 3 bölü 2. Eğer bu yoksa şıklarda dedik ki karekök bir daha dağılır pay ve paydaya. Kök 3 bölü kök 2 olarak yazabilir. Tamam. Geldik D'ye. D'de ne yapacağız çocuklar? Çarp topla. Ne yapar burası yani? 4 kere 2 8 9, 9 bölü 4 yapar. İlk karekökümüz 9 bölü 4 yapıyor. Bölü. Şu ne olacak? Kök 27 bölü 4. Ne yapacağız çocuklar burada? Bu kökü ayrı ayrı yayabilirim. Yani hem buna hem buna yayabilirim. Şöyle yazabilirim bunu çocuklar. Kök 9 bölü kök 4 olarak yazabilirim. Tamam. Bunu da çarpı yapayım. Ters çevireyim. 4'ü yukarıya aldım. Kök 27 aşağıya aldım. Tamam. Şöyle aşağıya aldım. Ne yapacaklar burada? Şimdi ne yapacağım? Kök 4, bakın sakın ha bu 4 ile bunları birbirini yok etmeyin. Biri karekök içinde. Yani bunu dışarı çıkartmanız lazım. Kök 4'ü tanıyorum 2 diyeceksiniz. Kök 9'u tanıyorum 3 çıkar diyeceksiniz. Bu böyle olur. İlk terimle çıkar. 3 bölü 2 diye çıkar. Çarpı. Bu 4'e yapacak bir şeyiniz yok. Müdahaleniz yok. 4 diye kalır. Kök 27'yi sadeleştirebilirsiniz mesela. Dışarı çıkartabilirsiniz. 9 kere 3 dersen 9 dışarı çıkar 3 diye. İçeride kim kalır? 3 kalır. Peki sonuca geliyorum. Sonucu bulmak için önce sadeleştirme olan yerleri sadeleştirelim. Neleri sadeleşiyorlar? Şu 3 ile bu 3 ne yaparlar? Sadeleşir. Şu 2 ile bu 4 sadeleşiyorlar. Burada 1 kalır, burada 2 kalır. Ne kaldı geriye yukarıda? 2 kaldı. Aşağıda ne kaldı? Katsayılar kalmadı. 1 yani 1'in önemi yok. Aşağıda da 3 kaldı. Cevabımız bu. En sade halimiz bu. Tamam. D'nin cevabı bu. Evet, son olarak E kaldı çocuklar. Burayı yazdıysanız E'yi yapacağım. Sileceğim buranın tamamını. Evet. E'yi yapıyorum. E'yi nasıl yapacağız çocuklar? Bakın mesela burada bak. İkiler hemen aynı. Hocam hemen ben bunları götürdüm. Yani götür bunları. Bunlarda sıkıntı yok. Biri üstte biri altta. Götürülebilir. Hiç sakıncası yok. Peki kök 27 ile kök 2'yi. Tek kök içinde yazmak isteseniz bile bunları, bakın tek kök içinde yazsanız bile 27 2'ye bölünmez. Böyle kalır. Tamam? Yani ama yazabilirim. İstersen yazabilirim. Ben bunu hocam tek kök içine yazdım bunu.
27 bölü 2 oldu. 27 2'ye bölünmez. Böyle kaldı bu. Yapacak bir şey yok bunda. Kalsın böyle. Bunları da tek kök içinde yazdınız diyelim. Tamam. Şöyle 8 bölü 72. Bunlar sadeleşmiyor ama bunlar sadeleşebiliyor şuralar. Bakın bunlar sadeleşebiliyor. Kaçta sadeleşir bunların ikisi? Her ikisi 8'e bölünür. Bunu 8'e böldüm 1. Bunu 8'e böldüm 9 yaptı. Tamam. Ne oldu şimdi şuralar? 1 bölü 9 oldu burası. Dilerseniz bakın. Bunlar çarpma işlemi olduğu için bu çarpma işleminde de ben bunları ne yapabilirim? Tek kök içinde bunları bakın çarpma işlemi olduğu için tek kök içinde yazabilirim. Yani 27 bölü 2 çarpı 1 bölü 9 olarak yazabilirim. Şöyle. Tek kök içinde yazdım. Her ikisini de çarpma olduğu için bakın. Çarpma bana bu izni verebiliyor. Tek kök içinde bunların ikisini yazabilirsin diyor. Peki burada ne yapabilirim? Sadeleştirme var mı? Var. Kimler sadeleşir burada bakın. 27 ile 9 sadeleşir. Burada 1 kalır. Burada 3 kalır. Sonuç ne olur çoğula sonuç? 3 bölü 2. Kök içinde 3 bölü 2. Bu benim cevabımdır çocuklar. Bu şıklarda yoksa kökü ayırabilirsiniz. Hem paya hem paydaya. Şöyle. Tamam. Yani ya bu ya bu. Birbirinin aynısıdır bu. İkisi de aynı cevaptır. E'de bu olacak çocuklar. Sonucu bu. Evet. Yazdınız mı çocuklar bunu da? Var mı bunda anlaşılmayan yer? Geçiyorum. Yok hocam. Evet geldik probleme. Şimdi problemi nasıl yapacağız şunlar? Problemde A'ya bakalım. Problemlerde en önemli şey neydi çocuklar demiştik? Problemi anlama. Çok önemli. 30 kök 288 metre uzunluğundaki bir yolun her iki tarafına 5 kök 32 metre boyundaki kaldırım taşı döşenecektir. Her iki tarafına 5 kök 32 metre boyundaki kaldırım taşı döşenecektir diyor. Metre boyundaki kaldırım taşı döşenecektir. Bu için kaç tane kaldırım taşı gerekir? Şimdi çocuklar şöyle bir yol düşünün. Uzunca bir yol. Bu yolun uzunluğu ne kadarmış buradan buraya kadar çocuklar? 30 kök içinde 288 tamam. Hatta bunu düzenleyebiliriz çocuklar isterseniz. Yani daha düzgün hale yazabilirsiniz. 288 çocuklar 288 144 çarpı 2 de çocuklar. 144 çarpı 2 olduğu için çocuklar ne yapabilirim bunu? 144'ü dışarı alabilirim. 12 diye. 12 diye çıkar. 30 ile 12 çarpılırsa ne yapar? 360 yapar. O zaman bu yolun düzgün hali 360 kök 2. Şöyle olur. Tamam. İçeride 2 kalır. 144 dışarıya. Karakökün dışına çocuklar. Nasıl çıkıyor bu? 12 diye çıkıyor. 12 bir de önünde 30 var. 12 ile 30'u çarparsanız çocuklar ne yapar? 360 yapar. İçeride 2 kaldı. Kök 2. 360 kök 2. Bu yolumuzun tamamı düzgün hali 360 kök 2'dir. Şu yol tamamı. Peki ne yapıyor bu adam? Diyor ki yolun her iki tarafına şöyle minik kaldırım taşı döşenecek. Şöyle. Şuraya kaldırım taşı döşenecek. Tamam. Kaldırım taşının boyu ne kadarmış? 5 kök 32 metreymiş. Tamam. Bunu da düzgün hale yazalım isterseniz şuralar. Nasıl düzgün hale yazalım? 32'yi 16 çarpı 2 diye düşünürseniz şuralar. 16 dışarı çıkar. 4 diye çıkar dışarıya. Şuralar. 5 ile 4 ne olacak? Yan yana geldikleri için. Çarpılacak. İçeride 2 kaldı. Bakın şu kaldı içeride. 16 çıktı. 5 kere 4 ne yapar? 20 kök 2. Demek ki bu kaldırım taşının da boyu 20 kök 2'ymiş. Tamam. O zaman çocuklar bu taraf için. Bakın bu taraf için kaç tane kaldırım taşı gerekir? Nasıl bulurum bunu? Tüm yolun uzunluğunu yani 360 kök 2'yi kaça bölmeniz lazım? 20 kök 2'ye böleceksiniz. O zaman 360 kök 2'yi kaça bölüyorum? 20 kök 2. Burada kök 2'ler birbirini götürür. 360 bölü 20 kaldı. Sıfırlar da götürür. 36 bölü 2 ne yapar? 18 tane. Demek ki 18 tane buraya. 18 de yukarıya. Neden? Yukarısı için aynı şey geçerlidir. 360 kök 2'yi kaça böleceksin yine? Yine 20 kök 2'ye böleceksin. Yine oradan da 18 tane çıkacak. Çünkü yolun her iki tarafına diyor. Hem bu tarafa hem bu tarafa. O zaman 18 aşağıda, 18 yukarıda. Demek ki buna kaç kaldırım taşı gerekir çocuklar? 36 tane kaldırım taşı gerekir. Tabii 20 kök 2 uzunluğunda çocuklar bu kadar büyük bir kaldırım taşı da yok. Yani bu kadar büyük bir kaldırım taşı olmaz. Soru biraz gerçekle bağdaşmamış. Ama mantığını anladınız değil mi yani? Evet B'ye geldim o zaman. Ses yok. Şular
B'de bir otomobil saatte 112 kök 3 kilometre hızla 7 kök 12 kilometrelik yolu kaç saatte gider? Ne demiştik hızlarda çocuklar? Hız eşittir yol bölü zamanı bilmeniz lazım. Tamam? Ama bizden zamanı soruyor. Zamanı alırsanız çocuklar, zamanı. Zaman da yolun hıza oranıdır çocuklar. Bu bilgileri size vermeleri gerekiyordu. Zaman kime eşittir? Yolun hıza oranıdır. Yol kimdir çocuklar burada? Yol 112 kök 3. Hızımız ne? 7 kök 12. 7 kök 12 ne yapacağım? Böylece. Tamam. Ya da bu formülü bilemediniz. Orantıya sorarsınız. Nasıl orantıya sorarsınız? Saatte, bakın 1 saatte bu araç 112 kök 3 kilometre yol alıyorsa hızla, pardon hızıymış bu. Evet, bunu ters yapmışız. Bu yolmuş, bu hızmış. Neyse. Ters yapmışız şurada, bunu düzenleyeceğiz. İyi ki de bu yönteme girmişiz. 1 saatte 112 kök 3 kilometre yol alıyorsa 7 kök 12 kilometrelik yolu kaç saatte gider? Orantımız bu. Bu nedir? Yol artsa ya da azalsa. Bunu bilmiyorum. Azaldığını varsayalım. Burada azalmışsa yol mesela. Sürede ne olması gerekiyor çocuklar? Azalacaktır. Yani daha az yolu daha kısa sürede alacak. 1 saatten daha kısa sürede alacaktır yani. Onu demek istiyoruz. O zaman nedir? Bu doğru orantıdır çocuklar. Doğru orantıda ne yaparız? İçer dışer çarpımı yaparız. Yani x'i bulmak için bunları ters yapacaktık. Yol çünkü 7 kök 12'ymiş. Yani bunlar tersine dönmesi gerekiyor çocuklar. Formül doğru. Ama hızla şeyi karıştırmışız. Şunları tersine çevireceğim. Yolumuz 7 kök 12. Hızımız 112 kök 3. 112 kök 3. Çocuklar ne yapılır bu? 7 ile 112 sadeleşebilir. Sadeleştirelim. 7 ile 112. 7'ye böldüm 1. 7'ye böldüm burayı. Çocuklar ne yapar burasını 7'ye bölersek? Bölünür herhalde. 11'de 7 bir defa var. 16 hocam. 12, 16. Evet, 1 bölü 16. Katsayımız 1 bölü 16 oldu. Tamam. Köklülerimiz de şey yaparız çocuklar. Tek kök içinde 12 bölü 3 şeklinde yazarsak. Çünkü bunlar bölmede ne yapıyordu bölmede? Tek kök içinde yazıyordu değil mi? 12 bölü 3'ü tanıyor muyuz? 4 yapar. Kök 4 yapar burası yani. Peki kök 4'ü tanıyor muyuz çocuklar? Kök 4 de tanıdığımız kare sayıyı. Ne yapar o da? Kök 4 çocuklar. 2 yapar. Yani cevabımız 1 bölü 16 çarpı 2. Bu 2 ile 16 sadeleşmez mi? Bunlarla gizli bir yasak 2 ile 16 sadeleşir. Burada 1 kalır, burada 8 olur. Cevabımız 1 bölü 8 saat. Yani tam, nereye gitti o ya? Yani tam çocuklar çıkmıyor. 1 bölü 8 saat olarak çıkıyor. Şöyle çıkıyor. Evet, anlaşıldı mı çocuklar bu? Bu sorular. Anlaşıldı hocam. Yazın bunları çocuklar. Ya da videoyu aldığınız zaman çocuklar bunları durdurursunuz ve öyle yazarsınız. Evet, defterinize mutlaka yazılı olsun. Son sorumuz C. C'ye bakalım. Her birinde 5 kök 3 litrelik bir miktar kovanın içinde kolonya bulmaktadır. Kovalardaki kolonya her biri 6 kök 3 litre hacimli 15 şişeye boşaltılmıştır. Buna göre başlangıçta kaç kova kolonya vardır? Her birinde 5 kök 3 litrelik bir miktar kovanın içinde kolonya bulmaktadır diyor. Kovalardaki kolonya her biri 6 kök 3 litre hacimli olan 15 şişe. Yani şöyle bir şey düşünün. Çok şişeye benzemese de. Şunlardan kaç tane var çocuklar? Şu şişelerden. Çok eşit değil ama şöyle yapalım. 15 tane şişemiz var. Peki bu 15 tane 15 şişeye boşalmıştır. Her birinin hacmi ne kadar bunu? Şunlar 6 kök 3'müş. Böyle 6 kök 3. 15 şişeye boşaltılmıştır. Buna göre başlangıçta kova ne kadar? Her birinde 5 kök 3 litrelik bir miktar kovanın içinde kolonya bulmalıdır diyor. Her birinde 5 kök 3 litrelik bir miktar kovanın kolonya bulmalıdır. Başlangıçta kaç kova kolonya vardır? Kovalarımız ne kadar mı çocuklar? Kovalarımızda şöyle bir kova var.
Kovanın içinde de 5 kök 3 litre yine nelerimiz var? Kolonyamız var. Ama kaç kova olduğunu bilmiyoruz burada. Tamam mı çocuklar? Kaç kova olduğunu bilmiyoruz. X kova. Bu kovalardaki çocuklar, bu kovalardaki kolonya kimlere dağıtılıyor? Bu 15 kişinin içine mi dağıtılıyor? O zaman benim toplam kolonyam çocuklar, mantığımıza sorarsak toplam kolonya 15 tane 6 kök 3 değil midir? Çünkü tamamen bakın her birindeki minik şeylerde 6 kök 3 sayıyormuş. O zaman benim toplam kolonya 15 çarpı 6 kök 3'tür. O da ne yapar çocuklar? 15 çarpı 6 90 yapar. 90 kök 3 benim toplam kolonya. Tamam? Bu kovalar ne kadar sayıyormuş? 5 kök 3 sayıyormuş. O zaman x tane 5 kök 3 kaça eşit olması gerekiyor? 90 kök 3 eşit olacak. Şuna eşit olacak. Çünkü bu bunun içine dökülüyor. Yani benim buradaki toplam hacmim 90 kök 3 olması lazım. Ne yaparım x'i bulmak için çocuklar burada? Her tarafı 5 kök 3'e bölerim. Hani 5 kök 3'ler gitsin x tek başına kalsın diye. Burayı da 5 kök 3'e bölerim çocuklar. Ne olur o zaman? Kök 3'te birbirini götürür. 90 bölü 5 ne yapar çocuklar? 18 yapacak. Cevabımız bu. 18 kova vardır C'de. Anladınız mı bu soruyu da? Önemli bir soru. Evet, herhalde anladınız. Geçiyorum çocuklar bunu. Evet, geldik şimdi bu kısma küçük bir değinme yapalım. Kareköklü ifadeyi doğal sayı yapan çarpanlar. Kareköklü ifadeyi kimler doğal sayı yapar çocuklar? Kareköklü ifade çocuklar, özellikle çocuklar bir kareköklü ifademiz var. Tamam, diyelim ki a kök 5 şeklinde bir kareköklü ifademiz var. Biz bunu doğal sayı yapmak istiyoruz. Hangileri doğal sayı yapar? Çocuklar, bir, ya bu kök b'yi öyle bir sayıyla çarpmanız gerekiyor ki kök b yok olması gerekiyor. Yani kök b bir tam sayıya dönmesi gerekiyor. Ya da çocuklar, bu kök b'yi tamamen yok etmeniz gerekiyor. Nasıl yok edersiniz? 1 bölü kök b ile çarparak. İki türlü ihtimalimiz var. Bunu çocuklar bakın, bununla çarpma işine, şununla çarpma işine biz buna eşlenik diyeceğiz. Kısaca eşlenik diyeceğiz. Eşleniğin lisede anlatılıyor aslında. Ortaokul düzeyinde yok ama eşleniğin mantığı çocuklar, karekökü tam sayı yapmadır. Tam sayı yapma. Nasıl tam sayı yaparız? Şimdi çocuklar, eşlenikten biraz bahsedeyim sizlere. Eşleniği iyi anlarsanız bu konuyu da çok kolay bir şekilde anlarsınız. Mesela çocuklar, kök 5. Önceden dikkat etmediniz ama kök 5'i ben kendisiyle, bakın kök 5'in eşleniği kendisidir diyeceğiz. Neden? Çünkü kök 5'i çocuklar, kök 5 ile çarptığınız zaman, bakın kök 5'e çarptığınız zaman, siz bana önceki sorularda diyordunuz ya, bunlar tek kök içinde, hocam 5 kere 5 25 şeklinde 25 şeklinde yazılır. Bir kök 25 kimdir? Kök 25 5'tir. Tanıyorum bu sayıyı. 5 nasıl bir sayıdır çocuklar? Tam sayı. Değil mi? Yani köklü ifade ne oldu? Yok oldu. Eşleniği kısaca biz diyoruz ki karekökü yok eden sayıdır. Yani kim bunu yok eder? Hangi sayıyla çarparsam bu kök ortadan kalkar. Genelde çocuklar, tek başına bir köklü ifade ise eşleniği kendisidir. Yani mesela kök 3. Kök 3'ün eşleniği kimdir dersem siz bana diyeceksiniz ki öğretmenim kök 3'tür. Neden? Çünkü kök 3'ü kök 3 ile çarparsam direkt ne çıkar sonuç? 3. Bunu bu kadar hızlı yapacağız daha sonraları. Bu eşlenik kavramını iyi anlarsanız çocuklar, eşlenik kavramını anladıktan sonra kök 3 çarpı kök 3 olduğumu ben bunu tanıyorum. Bu eşleniktir. Eşlenik kökten kurtarır. Kökten kurtarırsa ne olur? 3 çıkar. Yani hiç aradaki bu kök 9'u yazmayacaksınız bile. Tamam? Mesela kök 7'nin eşleniği kimdir çocuklar? Kök 7'nin eşleniği. Yani kim bunu kökten kurtarır? Kendisi. Kök 7. Çünkü kök 7'yi kök 7 ile çarptığınız zaman çocuklar ne yapar? Kök 49 yapar. Kök 49 da nedir? 7'dir. Bakın kökten kurtuldu. Ne demek istediğimi anladınız mı? Burada bunu söylüyorum. İşte burada açıklamaya çalıştığı bu. Kök B'yi diyor. Kim bunu kökten kurtarır? Kök B'nin bütün katları kurtarır. Bakın ilk söylediği bilgi bu işte. Bak, kök B'nin bütün katları. Yani içinde yeter ki kök 7 olsun. Bak, içinde kök 7 olan bütün sayılar
kök 7'yi kurtarır. Mesela 1 kök 7 kurtarır, 2 kök 7 kurtarır, 3 kök 7 kurtarır. Çünkü neden? Benim asıl görmek istediğim kısım kök 7. Çünkü bu kök 7 ile bu kök 7 zaten birbirini 7 yapacak. Yani tam sayı yapacak. Bu 3'ün bir etkisi yok. Bu 3 zaten tam sayı. Bu 3 zaten kendini kurtarmış. Burada da bunu söylemeye çalışıyor. Ya 0 kök B, ya 1 kök B, ya 2 kök B, ya 3 kök B, ya 4 kök B, bu şekilde sayılarla çarpmamız lazım. Ya da diyor, bu kök B'yi tamamen yok edeceğim. Nasıl? 1 bölü kök B. Paydada kök B görmem lazım. Mesela ben burada ne var? Mesela kök 5 var. Kök 5'i ya kök 5'in katlarıyla çarpacağım. Kök 5, 2 kök 5, 3 kök 5 şeklinde. Ya da 1 bölü kök 5 şeklinde çarpacağım. Neden 1 bölü kök 5'e çarpacağım? Çünkü bu kök 5'ler birbirini ne yapacaklar? Götürecek. Geriye ne kalır? 1 kalır. Ya da 2 kök 5'e çarpabilirsin bunu. Kök 5'i 2 kök 5'e çarpabilirsin. Neden? Bu kök 5'e birbirini götürecek. Geriye 2 kalacak. Yani bu ikinin çok önemi yok. 1, 2'nin, 3'ün önemi yok. Bunlar, bunların önemi yok. Önemli olan paydada ya paydada kök B göreceğim ya da pay kısmında kök B, kök B, kök B'nin katları göreceğim. Çünkü pay kısmında da kök B, kök B görsem yine yok ediyor. Kökü yok ediyor. Kara kök ortadan kalkıyor. Ya da payda da kök B, kök B, kök B göreceksiniz. Bu kök B'ler birbirini direkt ne yapacak? Götürecekler. Örnek üzerinde açıklamış olurlar. Bakın örnek üzerinde. Burada örnek yapmış. Mesela kök 18'i. Önce kök 18'i karekök dışına çıkardım. 9 çarpı 2 diye düşünürseniz 9 dışarı çıkar. 3 kök 2. 3 kök 2 için, 3 kök 2 olduğu için bunu kökten kurtaracak sayı kim? Bu kök 2'yi kurtarmak. Yani ya kök 2 ile çarpacaksınız bunu. Bakın ya kök 2 ile çarpacaksınız ya da 1 bölü kök 2 ile çarpacaksınız. Bunların herhangi biriyle çarparsanız bu karekök yok olur. Neden? 3 kök 2 idi sayımız. Siz bunu kök 2 ile çarparsanız bunlar zaten kök 4 yaptığı için 2 yapacak. Yani sonuç 6 yapacak. Ya da çocuklar 3 kök 2'yi gidersiniz 1 bölü kök 2 ile çarparsanız bu sefer bu kök 2'ler birbirine kafa kafaya götürür. Geriye ne kalır çocuklar? 3 kalır. Bakın her iki durumda da ne yapıyor her iki durumda da? Sonuç tam sayı oluyor. Yani kökten kurtulmuş oluyor. Burada örnek yapmış bakın. Kök 18'i gerçekten kök 2 ile çarparsam ne yapar? Kök 2 ile kök 18 tek kök için yazarsa kök 36 ve kök 36 ne yaptı bakın? 6 sonuca vardı. Biz de 6 demiştik az önce. Ya da kök 18'i 5 kök 2 ile çarpsanız yine kök 2 ile kök 18 kök 36 yapacak çocuklar. Bakın kök 36 yapacak. Ya da bunu dışarı çıkartmış. Bakın 3 kök 2 yapmış. Kök 2 ile kök 2 eşlik yapar. Ne yapar çocuklar? Kök 4 yapar. Bu da 2 yapar. 2 çarpı 15 ne yapacak? 30 yapacak. Yani karekökten kurtuldu. Ya da kök 18'i 1 bölü kök 2 ile çarparsınız. Kök 18 zaten 3 kök 2 idi. 1 bölü kök 2 ile çarpınca ne oldu kök 2 ile birbirini götürdü? Ne kalacak çocuklar? 3 kalacaktır diyoruz. Buradan sonraki şu örnek 37'yi siz yapmaya çalışın çocuklar yarına kadar. Tamam mı? Örnek 37'yi siz yapın. Geri kalanlarını biz yapacağız zaten. Örnek 37 ile uğraşın. Yarın bunu yapıp devam edeceğiz. Toplama çıkartmaya devam edeceğiz. Bugünlük dersimiz bu kadar çocuklar. Örnek 37 ödeviniz yarına kadar tekrar yapıp bunları yapıyorsunuz. Şunu